Şu anda ekranda gördüğünüz videoda sol kısımda Final Fantasy 7 Remake, sağ kısımda ise PlayStation 3 için çıkmış Final Fantasy 7 3D yer almaktadır. PlayStation 3 döneminde 3D'ye geçişin geliştirme maliyetlerinin artacağı öngörülüyordu. Ancak bu değişikliğin ne kadar büyük bir fark yaratacağını öngören pek az kişi vardı. Üçüncü boyuta atılan ilk Final Fantasy oyunu Final Fantasy 7 oldu ve geliştirilmesi için Square'in yaklaşık 40 milyon dolar harcadığı, ardından oyunun batıda pazarlaması için de yaklaşık 40 milyon dolar daha harcadığı bildiriliyor. Square'in agresif pazarlama stratejisi kesinlikle karşılığını verdi. Çünkü Final Fantasy 7, Japonya dışında gerçek anlamda ana akıma giren ilk JRPG oldu. Birçok kişi onu tüm zamanların en iyi Final Fantasy oyunlarından biri olarak kabul eder. Ve hem seriye hem de türe olan etkisi bugün hala hissedilebilmektedir. Belki de şimdiye kadar yapılmış en pahalı oyunlardan biri olabilir. Ama aynı zamanda en başarılı olanlardan biridir. When it's done, we're done. It spoke to me. What did it say, Isaac? What did it say to you, Isaac? Ben dahil birçok kişi orijinal Dead Space üçlemesinin en iyisi olarak Dead Space 2'yi kabul ediyor. Orijinal oyunda işleyen her şeyi daha da geliştiriyor ve oyunculara izolasyon hislerini uyandırmayı ve sonra bu hisleri oyuncuları şaşırtmak ve korkutmak için kullanmayı amaçlayan etkileyici bir deneyim sunuyor. Ancak tüm bu geliştirmeler yüksek bir maliyetle geldi. Çünkü oyunun geliştirilmesinin 60 milyon dolara mal olduğunu daha sonra oyunun geliştiricileri açıkladı. Bazıları Dead Space 2'nin Metacritic'te en yüksek puan alan Dead Space oyunu olduğunu ve hem 2008 öncüsünü hem de 2023 yeniden yapımını geride bıraktığını savunacaktır. Ne yazık ki aldığı tüm övgülere ve milyonlarca kopya satmasına rağmen Dead Space 2 kar getiremedi. Böylece bir oyun geliştirmek için 10 milyonlarca dolar tamamen boşa harcanmış oldu. Boşa harcanmasının tek sebebi ise EA. Ne yazık ki Dead Space 3 ile birlikte her şeyi mahvetti. Ancak söylemiş olduğum gibi şu anda remake dahil bence en iyisi Dead Space 2'dir. Hala oynamayanlar varsa çok şey kaçırıyordur. This is powerful. Just don't be stupid. You screw around and you get people hurt. It always comes back hard. That can't happen again. Watch Dogs, kağıt üzerinde harika görünen ancak bazı rakipleri kadar yüksek seviyelere ulaşmayı bir türlü başaramayan oyunlardan biridir. Gerçekten garip bir durum. Çünkü ekip tarafından kavramların ve fikirlerin uygulanması ve hayata geçirilmesi neredeyse kusursuzdur. Bu da görsel olarak etkileyici bir oyun öne koyuyor. Tabii ki neredeyse 70 milyon dolarlık bir geliştirme bütçesiyle bu derece bir başarısızlık kesinlikle kabul edilemezdi. Watch Dogs genel olarak oldukça olumlu eleştiriler aldı. Çoğu puan 75 ila 80 arasında yer aldı. Kabul edilmelidir ki bu kötü değil. Ancak şimdiye kadar yapılmış en pahalı oyunlardan biri için 90 artı ortalama puanı yakalayamaması Ubisoft'taki bazı üst düzey yöneticileri muhtemelen hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Neyse ki oyunun incelemelerinden çok daha iyi satmasıyla sadece birkaç ay içinde 8 milyon birim barajını aşarak birkaç Ubisoft rekorunu kırdı. 8 milyon azımsanacak bir satış sayısı değildir bu arada. Çünkü Last of Us 2 bile ilk çıktığı zamanlarda sadece 6 milyon satmıştı. Bilginiz olsun.
Yeni nesil Tomb Raider'ın en son bölümü olan Shadow of the Tomb Raider, aynı zamanda Lara'nın şimdiye kadar en pahalı macerasıdır. Eidos Montreal'ın başı David Anfossi'nin Game Industry ile yaptığı röportajda oyunun üretim bütçesinin 75 ila 100 milyon dolar arasında olduğunu, ek olarak yaklaşık 35 milyon doların da pazarlama ve tanıtım için harcandığını ortaya koydu. Oyun piyasaya sürüldüğünde ilk 3 ayında yalnızca 4 milyondan fazla kopya sattı. Eleştirmenlerden de güçlü bir performans sergiledi. Ancak Metacritic'teki puanları ondan önce gelen 2 oyuna göre o kadar etkileyici değildi. Benim şahsi fikrim, yeni jenerasyon Tomb Raider'ın 2013'te çıkan versiyonu bence hala en kaliteli olandır. Hem atmosfer olarak, hem hikaye ve karakterler açısından ve aynı zamanda gameplay süresi bakımından bence en iyisi oydu. İkinci oyun o kadar da iyi değildi. Ancak Shadow of the Tomb Raider gerçekten güzel bir yapımdı. Onu da sizlere tavsiye ederim. Legend in the eyes of those who live on the battlefield. That's why you have to handle this mission yourself. Hideo Kojima dışarıdan ne kadar şeker ve tatlı görünen bir insan olsa da Konami'yi öyle bir dolandırdı ki akıllara zarar. Hiç düşündünüz mü? Snake karakterine yıllarca hayat ve can veren David Hayter neden Kojima'yı terk etti ve ayrıca Metal Gear Solid'in senaryosunun %50'lik bir kısmını David Hayter yazıyordu. Bunu biliyor muydunuz? Peki bilmediğiniz başka bir şey daha söyleyeyim size. Metal Gear Solid Phantom Pain yarım kalmış bir oyundur ve hiçbir zaman bitmemiştir. Fox Engine tarafından yapılmıştır. Yani Fox Engine oyun motoru kullanılmıştır. Peki bunu Hideo Kojima veya ekibi mi yaptı? Tabii ki de hayır. Amerikalı bir oyun geliştiricisi yaptı. Ayrıca oyun yapımında yaklaşık 100 milyon dolar harcandı. Peki bu para nereye gitti onu biliyor musunuz? Kojima, Hollywood yıldızlarıyla birlikte takıldı bu parayla. Hiç düşündünüz mü? Kojima neden bu kadar ünlü insanlarla bir araya geliyor? Zamanında çok fazla partilere katılıyordu. Ünlü insanlarla bir araya geliyordu. İşte tüm bunlar Konami'nin parasıyla oluyordu. Ancak bu demek değil ki Metal Gear Solid Phantom Pain kötü bir oyun. Tabii ki de kötü bir oyun değil. Bence harika bir oyun. Ancak keşke Kojima Konami'yi dolandırmasa. Japon bir finans gazetesinin raporuna göre Nisan 2015'e kadar oyunun üretimine 80 milyon dolar harcanmıştı. Ancak oyunun son sürümü aynı yılın Eylül ayına kadar gelmediği için son maliyetin muhtemelen 100 milyon dolar civarında olduğu oldukça olasıdır. Özellikle de yayın sonrası içerik ve yamalar dikkate alındığında. Ancak tüm bunlara rağmen elimizde yarım kalmış bir oyun var ve harika bir potansiyel boşa harcanmış. He's leaving. Birçok kişi tarafından en iyi FPS serilerinden biri olarak kabul edilen EA'in Battlefield oyunlarının ucuz olmadığını öğrenmek belki de şaşırtıcı olmamalıdır. Şirketin eski baş yaratıcı sorumlusu Richard Hillman'a göre serinin 4. girişi olan Battlefield 4'ün geliştirilmesi için şaşırtıcı derecede 100 milyon dolar harcandı. Bu da Battlefield 4'ü serinin şimdiye kadar yapılmış en pahalı başlığı haline getiriyor. Bundan önceki videoda Metal Gear Solid'in 100 milyon dolar kadar bir bütçeyle yapıldığını söylemiştim. Şimdi anlıyor musunuz ne kadar büyük bir para ayrıldığını Metal Gear Solid için? Sonuç itibariyle Battlefield online destekli bir oyun ve yapımı gerçekten maliyetlidir. Ancak Hideo Kojima'nın bir kez daha dolandırdığını buradan anlamış oluyoruz. Piyasaya sürülmesinden bu yana 7 milyondan fazla kopya sattı. Ancak bu etkileyici başarılarının yanı sıra rekabetle baş başa çıkmakta zorlandı. Ve Call of Duty Ghost'un neredeyse 3 katı kadar kopya satmayı başardı.
So I guess I've become what they wanted me to be. A killer. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Rockstar Games, diğer firmalardan aldığı projelere ne yazık ki Grand Theft Auto ve Red Dead kadar önem vermiyor. Şirketin geniş oyun arşivinde dikkate değer başka birçok oyun bulunmaktadır. Bunlardan biri de Max Payne 3'tür. Serinin en son oyunu ve aynı zamanda en pahalısıdır. Üretim bütçesi 105 milyon dolar civarındaydı. Ancak ilk yılında 4 milyondan fazla kopya sattı. Bu yüzden en azından geliştirme bütçesini karşılamış olmalıydı. Belki de daha önemlisi, oyun Max için mükemmel bir veda sunarken aynı zamanda sağlam bir oyun deneyimi sunuyor. Oyunun kendisiyle ilgili düşüncelerinizden bağımsız olarak Rockstar'ın Grand Theft Auto 5'in başlangıç geliştirmesine döktüğü 137 milyon doların boşa harcanmadığı tartışılmaz. Oyun ilk kez 2013 yılında satışa çıktığından bu yana 140 milyondan fazla birim satmıştır. Merak edenler için bu toplamda yaklaşık 6 milyar dolarlık bir kar demektir ve saymakla bitmez. 137 milyon dolarlık rakamın yalnızca oyunun başlangıç üretim maliyetlerini kapsadığıdır. DLC'ler, Grand Theft Auto Online ve oyunun birçok sonraki nesil portunun son 8 yıl boyunca bu miktarı çok daha yukarı taşıması muhtemeldir. Oyunun başlangıçtan önceki pazarlama bütçesinin de yaklaşık 137 milyon dolar olduğu düşünülüyor. Bu nedenle sonuç olarak Rockstar'ın 300 milyon doların üzerinde harcama yapmış olması pek şaşırtıcı olmaz. Have I been a terrible fool, Arthur? I don't know. I don't know enough about it. But one thing I do know, there ain't no shame in looking for a better world. Belki Grand Theft Auto 5 kadar çok fazla kopya satmamış olabilir. Ancak Red Dead Redemption 2 geniş açık dünyası boyunca çok fazla detaya sahip. Ancak bu detaylara olan dikkat büyük bir maliyetle geldi. Oyunun sadece geliştirilmesinin geliştiriciyi 170 ila 240 milyon dolar arasında geriye götürdüğü düşünülüyor. Bunun üzerine 300 milyon dolara kadar pazarlama için harcama yapıldığı belirtiliyor. Sonuç olarak oyunun gerçek maliyetinin yarım milyar doların üzerine çıkmış olabileceği söylenebilir. Oyunun sadece ilk iki gününde 725 milyon dolarlık gelir elde etmesi göz önüne alındığında Rockstar'ın bu kez de güzel bir kar elde ettiği söylenebilir. Ancak GTA Online gibi oyunun çevrimiçi özelliklerinin oyunun ilk piyasaya sürülmesinden bu yana üretim maliyetini daha da arttırmış olması muhtemeldir. Bu nedenle geliştiricinin toplamda ne kadar harcadığı veya kazandığı tam olarak bir gizem olarak kalmaktadır. Be grateful that for the first time you see your life clearly. Sekiz yıl süren geliştirme ve çeşitli gecikmelerin ardından geliştirici CD Projekt Red'in Cyberpunk 2077'nin piyasaya sürülmesinde çok şey vardı. Oyun yeterince iyi sattı. Ancak oyunun hatalı performansı ve çeşitli hataları oyunculardan geniş çapta eleştirilere neden olarak şirketin değerinin sonraki haftalarda milyarlarca dolar düşmesine neden oldu. Buna karşılık oyunun yapımı ve pazarlaması için harcanan 316 milyon dolar neredeyse denizin bir damlası gibi görünmektedir.
Şirketin kendi finansal raporlarına göre geliştirme için yaklaşık 174 milyon dolar harcandı ve bu yazıldığı zaman yapılmış en pahalı oyunlardan birisi haline getiriyor Cyberpunk'ı. Şirket bu miktar üzerinden sağlıklı bir kar elde etmeyi başardı. Ancak hisse fiyatı oyunun piyasaya sürülmeden önceki seviyenin yarısından daha az olmakla birlikte yakın zamanda toparlanma belirtisi göstermiyor. For 300 years, we prepared. We grew stronger. While you rested in your cradle of power. Neredeyse 10 yıl önce piyasaya sürülmesine rağmen Star Wars The Old Republic hala oldukça düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor. Ancak başlangıç geliştirmesi için harcanan zaman ve para düşünüldüğünde bu pek şaşırtıcı olmamalıdır. Raporlar oyunun 200 milyon dolarlık bir geliştirme bütçesine sahip olduğunu öne sürüyor. Bu da onu EA'in şimdiye kadar en pahalı ve en iddialı projelerinden biri haline getiriyor. Bu iddia kesinlikle karşılığını verdi. Çünkü oyunu şimdiye kadar 2011'in sonlarında sunucuların ilk kez yayına girmesinden bu yana 1 milyar doların üzerinde gelir elde ettiği düşünülüyor. Bu oyunun ağır geliştirme bütçesine sağlıklı bir geri dönüş yapar ve MMO'yu hala oynayan on binlerce insan olduğu göz önüne alındığında sunucuları nihayetinde kapanmadan önce oyunun ne kadar daha kar sağlayabileceği gerçekten bilinemez. Son derece başarılı kitlesel fonlama kampanyasının ardından geliştirici Cloud Imperium Games, Star Citizen'ın üretimi için 300 milyon doların üzerinde fon toplamayı başardı. O zamandan beri daha fazla sermaye özel yatırımlar aracılığıyla toplanmıştır ve bunun sonucunda proje hem ölçü hem de kapsam açısından büyük ölçüde artmıştır. Bu şüphesiz ki destekçiler ve oyunun gelecekteki oyuncuları için iyi haberdir. Ancak yeni bir sorunu da beraberinde getirmiştir. 2011 yılında geliştirilmeye başlayan oyunun tam sürümünün henüz ne zaman çıkacağına dair bir işaret yok. Tahminlere göre Star Citizen'ın geliştirilmesine şimdiye kadar 500 milyon doların üzerinde para harcandı. Bu da üretim devam ettikçe artmaya devam edecek bir miktar anlamına geliyor. Dolayısıyla oyunun son performansı üzerinde oldukça önemli bir şeylerin olduğunu söylemek hafif kalır. Ülkemizde az da olsa uzay bilimine merak eden oyuncular için gerçekten harika bir yapım. Ben 2015 yılında, yanlış hatırlamıyorsam, ilk Star Citizen deneyimini yaşamıştım. Biliyorsunuz normalde oyun ücretsiz ama oyuna girebilmeniz için uzay aracı satın almanız gerekiyor gerçek parayla. Ben en ucuz olanlardan birini almıştım. İsmini hatırlamıyorum. 45 dolar vermiştim. Biliyorsunuz o zamanlar bu 45 doların pek fazla bir önemi yok. Oyunun atmosferi gerçekten beni benden almıştı. Hatta oynamak istiyordum. Ancak optimizasyon o kadar kötüydü ki maalesef oynayamamıştım. Ki o zamanlar ben hatırlamıyorum 1080 mi kullanıyordum? Tam olarak net bir şey söyleyemiyorum size. Hani güzel bir sistemim vardı. Şu anda nasıldır bilemem ama bu oyunun tam sürümü çıktığı zaman ben de en baştan sıfırdan bir atılmayı düşünüyorum. Tabii Steam gibi bir platforma gelirse çok çok daha güzel olur. En azından uğraşmış olmayız farklı platformlarda. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Thank you.